Kara Yanvar hadisesi aslında Azerbaycan için gözlenilmez değildi. Niye? Ona göre ki 88. ilden başlayarak biz azadlık uğrunda, bizim gençlik azadlık uğrunda ses kaldırmaya başlamıştı. Meydandaydılar. Uşaklarımız, balalarımız, benim talebelerim olan o şehitler indi dediğimiz gençlik bize azadlığın uğrunda nice mübarize aparmak olar, nice kurban olar ve nice şehitlik zirvesine kalkmak olar. Bunu öğrettiler bize. Ahı tercihli değil. Rusya bizden bunun intikamını çıkmalıydı. 200 ilden artık Rusya, imperiya 200 ilden artık bizi elimizden silahımızı almıştılar. Bir gayret etmiştiler milleti. Bu ağır dertlere, bu ağır derdin aleyhine gençlik baş kaldırında elbette imperiya, onun ağaları bizden bizi boğmalıydılar. Bu facia bizim başımıza getirilmeliydi. Kadimde bir mesel var, deyir, pişiyi öldürdüler gelini korkutmaktan öter. Başka respublikalara da, başka Türk dilli milletlere de Türk olmak için bizi elə boğmalıydılar ve boğdular da. O gece mənə Türkiye'den 9 dəfə telefon alındı. Kardeşlerim, Turan Yazıgan, Halil Açıkgöz, Profesör Tayhun, Ali Kafkasyalı, dilene göre televizyada benim şeklimi gösterip ve sesimi verirlermiş hemen anda. Deyirdim, eşidirsiniz, balkonumun altından BTR'ler, tanklar keçir, bize kanıt dururlar. Ağlama ana deyirdiler. Ama ben nice ağlamayabilirdim. Yine de deyirəm, onlar benim hamısı tələbələrim, onlar hamısı benim sevdiğim gençliğimiz idi. 2 il idi, ben artık onlarla beraber meydanda bu havanı yaşayırdım. Biz analar demeliydik ki, Araziyam adanın, Quluyam şahzadanın, çıxıydım qabağına size gelen qadanın. Çıxa bilmedik. Yalvardı balalarım, ben şahsen çıxdım. Mənə analar dediler ki, gel belki sənə qulağı asalar. Çıxdım ki, axı siz niyə? Hara gedirsiniz, elinizde silah yok. Deyirlər ki, tanklarda, tankları şehre girdecekler. Onlardan biri dedi ki, ana, sen harda işitmişsin ki, azadlık kurbansız geçsin. Biz kurbanız. Biz kurbanız dediler. Ve bu harekat beləliklə çok ağır başa gelse de bize, o gece sehere kadar, bir neçe günün sonra da bizim gemilerimiz fit çaldılar ki, cenazeleri başımıza bela getirenler cenazeleri çıkardıp şehirden aparabilmesinler. Meydandan kızıl karanfillere bükülmüş 68 cenaze aparılırdı. Deyirdim, burada bir hanım ağlar, cisimde canım ağlar. İtirdim yiğitleri, damarda kanım ağlar. Deyirdim, burada bir ozan ağlar, talihin yazan ağlar. Vətən için ölenlerin qəbrini kazan ağlar.
Mən ancaq indi istəyirəm şəhid analarına deyəm ki, dərdimiz nə qədər ağır olsa da, bu bizim qəlbimizə araz yarası kimi, çətin sinə dağı kimi çəkilsə də, analar, başınızı uca tutun. Evladlarınız bizi dünya millətləri içində üzü ağ elədilər. Göstərdilər ki, biz də bir millət kimi öz haqqımız, istiqlaliyyətimiz bu günümüz üçün çarpışa bilərik imiş. Balalarımız bunu öyrətdi, bu şəhadəti. Və mən hər dəfə şəhidlər xiyabınına gedəndə getməsəm də deyirəm, şəhadətiniz mübarək olsun. Şəhadətiniz sizə halal olsun.